Evet, merhaba arkadaşlar, ben Anıl. Bugün sizlerle beraber Rainbow Six Siege oynayacağız. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce bir Rainbow Six Siege bölümü daha koymuştum. Ama o bölümü bu bölümle çok fazla bağdaştırmayın. Bölüm diğer bölüm gibi olmayacak. O bölüm birazcık daha troll bir bölümdü diyebilirim. Birazcık daha eğlencesine yapılmış bir bölümdü. Bu bölüm gerçekten oynanış olacak. Bu bölüm gerçekten Rainbow oynayacağız. Şöyle bir durum var. Benim kompetitif oyunlar, multiplayer oyunlarına karşı bildiğiniz üzere bir zayıflığım var. Bu yüzden de çok fazla keyif alamıyorum ve videolarını da çok sağlam bir şekilde çekemiyorum. Bunu da fark etmişsinizdir zaten geçen video Rainbow videosunda. Ama şöyle bir durum var ki gördünüz azıcık. Arcade mod geldi Rainbow Six Siege'e. Golden Gun adında bir saniye hemen başlatma. Bir mod geldi. Modumuz şöyle. Belki birçoğunuz oynamıştır. Daha bugün geldi ama bilmiyorum, oynamayan varsa yine de tanıtmış olayım. Tek bir silahınız var, bir tabancanız var, Eagle'ınız var. 35 tane merminiz var ama her jarjörünüz bir tane mermi alıyor ve o mermi de tek atıyor. 5'e 5 oynuyorsunuz. Drone sekansı yok. Direkt yine secure modu. 3 dakikalık roundlar ve çok eğlenceli. Çok hızlı ve çok eğlenceli modlar. Gerçekten hani bayıldım. Bu moda bayıldım. Ben de dedim ki videosunu çekeyim çünkü çok eğlenceli. Bilmiyorum iyi mi oynarım, kötü, büyük ihtimalle kötü oynayacağım. Yalnız oynarken oldukça başarılı olduğumu söyleyebilirim. Övünmek gibi olmasın, gerçekten güzel oynuyorum. Ama videoda böyle şeyler olmayabilir. Olsun, beraber görelim edelim. Çünkü tek tabanca mermisiyle insanların uçup tek yediğini görmek gerçekten çok keyifli. Bilmiyorum, ben mi biraz psikopatım ama ben hoşuma gidiyor. Tek bir mapimiz var. Siz de oynayabilirsiniz eğer Rainbow Six Siege sahibiyseniz. Şu anda var. Bilmiyorum ne kadar süreceğini. Aynı zamanda da şu anda şu tarih ihtimali 20 Mart itibariyle 3 günlük bir Reno Boost aktive edildi. Herkes için bilginiz olsun. Eğer Rainbow oynuyorsanız duyurayım. Şimdi burada herkes tüm karakterlerde aynı silah, bir tek tabanca kullanabiliyorsunuz. Burada önemli olan şey karakterinizin armoru, hızı ve özelliği. Ben genellikle özelliği işe yarayan karakterleri alıyorum. Mesela Lion'ı alıyorum. Çünkü Lion ne yapıyor? Karakterleri durduruyor, yerlerinde durduruyor ve oyun o kadar hızlı ki hani 5 saniye, 1 saniyelik durma bile gerçekten çok fazla hani zaman kazandırıyor mu diyeyim, oyunun akışını değiştiriyor. Direkt başlıyoruz, böyle elimize güzel bir skinli şey var. Kamera bile kırmıyorsunuz. Kamera kırmayı bile bir süreden sonra unutuyorsunuz çünkü gerçekten çok tuhaf bir mod. Evet. Bu şekilde animasyonumuz var, bilmiyorum. İlk kez görenler için birazcık wow dedirtebilir. Hop şöyle. Ha, kamera kırdılar. Şaşırtıcı. Normalde hiç kamera kırıldığını görmedim bu modda. Evet, üst kattalar. Dediğim gibi bir drone sekansımız yok. Her an her yerden adam çıkabilir. Çünkü dediğim gibi her an her yerden adam çıkabilir. Ben vurduğumu zannettim ama nedense vuramadım. Bilmiyorum neden vuramadığımı. Neyse, adamları izlemeye devam edelim. Dediğim gibi çok hızlı gittiği için çok fazla sıkmıyor. Hemen tak 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 vuruyorsunuz. Hani olay çok güzel. Takımımıza gerçekten güzel biri geldiyse, böyle cidden konuşan, böyle info veren biri geldiyse cidden çok tadından yenmeyen bir mod olmuş. Evet, bak mesela adam onu gördü. Ne yapacak? Vuramayacak büyük ihtimalle. Evet. Abi şu an mesela özelliğini açmaması lazım. Ya da aç. Ah be abi. Ah be abi. Abi çok kötü yaptın. Çok kötü yaptın. Ne yaptın? Gerçi ben direkt öldüm. En azından adam oralara kadar girebildi. Abi adamın içinden geçtiler ya. Sağda mıydı, solda mıydı hiç hatırlamıyorum. Ah! Gördün. Hadi vur onu. Vur o bıyıklı adamı. Ohoho! Gördünüz gibi çok eğlenceli değil mi? Yani gerçekten eğlenceli değil mi? Adam uçtu. Şuna bakın yani. Dediğim gibi güzel. Böyle bir mod. Bir iki yeri gelir. Zaten bakın daha ilk roundu bitirdik. 3 dakika geçmiş. Ki zaten 1,5 dakika konuştum. Normalde bir el girdiğinizde 15 dakika falan sürüyor. Hadi bakalım. Atakta oynuyoruz. Ayana'yı alacağım bu sefer. Çünkü drone'u kullanma gibi bir halüsinasyon. Neyini kullanıyoruz biz bunun? Drone'unu kullanıyoruz. Klonunu kullanıyoruz. Drone klonu. Yani klonunu kullanarak başka nedir onun ismi? Kendinize yeni rotalar mı oluşturuyoruz? Bir şeyler yapıyoruz tam olarak. Ben bilmiyorum ama Ayana sevdiğim bir karakter oldu. Güzel bir şekilde kullanıyorum. Yani mermi bittikten sonra insanlar birbirine böyle bir anda bıçakla girmeye başlıyor. Orada o kadar komik ve eğlenceli görüntüler çıkıyor ki gerçekten Rainbow Six Siege'in funny montage yapan kanallar coşacak yani bu moddan sonra, eminim ki. Şuraya yaparken önümden ne oluyor ya? Biri geçerse cidden çok eğleneceğim. Geberecek çünkü adam belli ki. Ben şurada durup şunu yollayayım bakayım. Bakalım herhangi biri var mı? Korkuyor benden şu an. Bak bak.
Ne oldu? Bizim adam aldı, değil mi? Anlamadım orada o kadar. Anlamadım ki olayı. Neyse. Sonra o da öldü galiba. Evet, o da öldü sonra. Bomba atayım bari. Neden olmasın? Üst kattalar. Abi şu an şey yollamak istiyorum. Klon yollamak istiyorum çünkü hiç kendime güvenmiyorum şu an. Ne oldu orada? Ne fırlattın abi? Yolla drone'u. Hadi. Şöyle bir göz atalım bakalım. Ne varmış ne yokmuş. Aa! Merhaba. Hayda. Nasıl olur? Öldüm aman abi, öldüm abi. Heh. Oh, abi aşağı kaçmış herif ya. Bunu hiç düşünemedim. Bunu hiç düşünemedim. Hadi bakalım. 4 kill almasını bekliyoruz adamdan. Bir tane aldı, güzel. Hadi bakalım round. Oo çok güzel. You can do it. Yapamaz bence. Çok çabuk dönebilen bir oyun. Çok çabuk comeback atılıyor. 2-0'dan bir anda 3-2 yenildiğinizi görüyorsunuz veya 2-0 yenilirken bir anda 3-2 kazandığınız oluyor. Çok hızlı bir oyun. O yüzden helal lan, hele. Aa yapıyor herif yalnız. Neyse, video şansı mı diyeyim? Ne diyeyim? Bir şey demeyeyim. Okey. İzleyelim. Hadi bakalım. Bu karakter de bildiğim kadarıyla Kaveri'nin atak versiyonu. Gördün. Okey. Tamam, bir şey demeyeceğim. Relax falan diyecektim abi. Gerek yok. Left left abi. Lan çıldırtayım mı adamı böyle? Ha beklesin. Aynen, güzel. Ama o da bence bir yerden çıkmayacak. Şu anda o daha avantajlı. O yüzden. Orada değil abi, yatakta ya. Ah. Aha bitti. Ah. Adam da çok stres yaptı. 3 kişiyi öldürünce bir anda adam cidden korktu ve karşı takım da asla şeyi beklemiyor. Bir kişi nasıl 4 kişiyi alabilir abi hani. Değil mi? Hayda. Bu olmadı. Bu hiç olmadı. Tabii ki de Deagle şey tabancalarda, tabii Deagle da. Tabancalarda şey yok. Scope yok. Aha gördün. Vur abi. Vur abi. Bitsin. Okey. Bekleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. What the heck? Aga be. Green screen bozdum. Hayır, lütfen yine bozulma. Lütfen yine bozulma. İyi. Bozulma. Ha tamam, geri geldi. Green screen'den çok uğraştım. Şaka maka, adam 4 kill aldı. Ace attı adam. Ace, ace. Neyse yazmayacağım. Toksik bir Rainbow oyuncusu olmayı sevmiyorum. Güzel. Adam bir şey diyeyim mi? Yani şaka yapmıştım. Hadi 4 kill al falan diye ama. Helal olsun. Ace attı galiba. Helal olsun. Şimdi genellikle savunma kısmında da tuzak bulunduran karakterleri seçiyorum. Çünkü adamlar yarın yokmuş gibi koşuyor. Ve bir anda böyle Ela'yla sersemletmek, Legion'la diken... Legion birazcık daha sıkıntılı çünkü Legion'ın dikenlerinin dolması çok uzun sürüyor. Frost falan çok işe yarıyor. Frost, Ela ve neydi? Legion üçlüsü işe yarıyor. Mira da çok işe yarar. Echo'yu kullanmak biraz zor ama tabii zaman bulabildiğin sürece o da işe yarıyor. Aslında ufak tefek ayarlamaları yaptıktan sonra. Bu arada bütün karakterler açık. Oyunun kendi seçtiği karakterlerin hepsi açık. yani kendi karakter kadronuzla oynamıyorsunuz. Şimdi %100 buradan gelecekler. O yüzden şunları şöyle hazırlayalım. Bir tane reinforcement hakkınız var. Ama çok da mantıklı bir reinforce yapmak. 10 saniye. Kaç saniye götürüyor reinforce? 5-6 saniye götürüyor herhalde. O da işte sıkıntılı. Aha geliyorlar. Hadi. Aha. Çok geçtim. Çok. At takıldı. Uy. Ben vurmadım maalesef. Hayır, keşke. Buradalar. Bu ne? Ana oluyor lan. Yazık ya. Vallahi yazık ha. Vallahi billahi yazık. Al patla. Hasar vurdum galiba adamlara. Şuraya saklanacağım. Çünkü korktum. Bayağı bir korktum. Merhaba.
Aynı oh, anybody home diyecektim. Bir anda laps diye kafama yedim tabii ki de. Neyse. Kazanır mıyız ya? Abi 2 ve 2 çok çok şey yani. Hiç yoruma kapalı yani. Ama belki de kamerayla beraber spotlarsam en azından kill aldım. Değil mi? Biraz trikle de olsa hani kör bir adamı öldürsem de bir de aha. Oh yes. Güzel güzel. Oh yes. Nasıl bir stage şeyleri ya. Allah'ım ya Rabbim. Komedi yani komedi. Five Nights at Freddy's taktiklerim sağ olsun burada. Adam olup olmadığını hemen algılayabiliyorum. Şu an siz kör olduysanız üzgünüm. Da şunu ufak ekrandan bakarsam daha iyi olur. Aa 1v1 kaldılar. Neyse ben yine kameralardan destek olmaya çalışayım adama. Cameras are clean desek. Şaşırtıcı. Normalde videolarda kötü oynarım. Zaten kötü oynuyorum da. Normalde videolarda kaybederim. Gördüğünüz gibi Roller Champions olsun. Ne olsun? Roller Champions olsun. Rainbow olsun. Zaten geçen el Rainbow olsun. Genel olarak kaybederim. Overwatch olsun hatta Overwatch'ta da kaybettik. Ama şaşırtıcı bir şekilde Rainbow'da ilk oynadığımız raid'de kazandık. Evet. Ben çok uzatmak istemiyorum. Kazandık ya. Biraz şey oldum. 10 dakika yeter. Şimdilik benden bu kadar. Bu modu tanıtmak amacıyla bir video çektim. Hiç önemli değil. Devam edeceğiz bu moddan. En az bir 2-3 tane daha video gelir. Çünkü çok keyifli. Siz de beğendiyseniz yazın. Eğlenceli mi izlemesi vesaire. Onları da yorumlarınızı görmek istiyorum. Olmadı belki 2-3 kişi toplar öyle oynarız. Çünkü arkadaşlarla oynamak daha zevkli. Videoya da daha güzel yansır diye düşünüyorum. Şimdi benden bu kadar. Devamı gelecek dediğim gibi. Hoşçakalın.